Merhaba, bugün size orijinali Duke Üniversitesi Felsefe Bölümünden doktorasını alan Bryce Geisel tarafından hazırlanan bir dersi anlatacağız. Konumuz Monty Hall problemi. Diyelim ki bir yarışmada büyük ödülün verildiği aşamadasınız. Ödül karşınızda duran üç kapıdan birinin arkasında ve kazanmak için yapmanız gereken tek şey doğru kapıyı seçmek. Ama işiniz o kadar da kolay değil. Siz kapılardan birini seçtikten sonra o kapı açılmıyor ve yarışmanın sunucusu seçmediğiniz kapılardan birini açıp size büyük ödülün bu kapının arkasında olmadığını gösteriyor. Sonra da size kapınızı değiştirmek isteyip istemediğinizi soruyor. Yani isterseniz kararınızı değiştirmeyebilirsiniz ya da üçüncü kapıyı seçebilirsiniz. Kararınızı verdiğinizde de tüm kapılar açılıyor ve ya kazanıyor ya da kazanamıyorsunuz. Soru. Acaba seçtiğiniz kapıyı değiştirmeli misiniz? Buna Monty Hall problemi deniyor. İsmini eski bir televizyon kanalında buna benzeyen bir yarışma sunan sunucudan alıyor. Eğer aranızda hatırlayanlar varsa Türkiye'de de bu yarışma Seç bakalım ismiyle yayınlanıyordu ve yarışmayı Erhan Yazıcıoğlu sunuyordu. Neyse konumuza dönersek, insanların çoğu kapıyı değiştirmenin herhangi bir öneminin olmadığını düşünür başlangıçta kazanma şansınız 1 bölü 3 iken, şimdi sadece 2 kapı açık olduğu için, 2 kapı daha doğrusu kapalı olduğu için, 2 kapınız kaldığı için kapıyı değiştirseniz de değiştirmeseniz de kazanma şansınız %50 değil mi? Ve bunun yazı tura atmaktan çok da bir farkı yok. Böyle düşünebilirsiniz. Ama şimdi size bunun doğru olmadığını göstereceğim. Hatta eğer kapınızı değiştirirseniz kazanma şansınız 2 kat artacak, 2 katına çıkacak da diyebilirim. Nedenini merak ediyorsunuzdur. Bunu anlamak için gelin yarışmayı canlandıralım. Kapıları A, B ve C olarak adlandıralım. Simülasyonumuz gereği büyük ödülün A kapısının arkasında olduğunu düşünelim. Şimdi diyelim ki yarışmacısınız ve A kapısını seçiyorsunuz. Sunucu B kapısını açarak arkasında bir şey olmadığını gösteriyor ve bizden kapımızı değiştirip değiştirmek istemediğimizi e, soruyor. Buna karar vermemizi istiyor değiştirme stratejisini uygulayacağımız için ödülün hangi kapının arkasında olduğunu bilmememize rağmen değiştirmeye karar veriyoruz. Yeni kapımız C kapısı oluyor. Ödül C'nin arkasında olmadığı için kaybediyoruz. Peki yarışmanın başında diğer iki kapıdan birini seçmiş olsak ne olurdu? Mesela B kapısını seçmişsek. Sunucu C kapısını açacak ve arkasında bir şey olmadığını bize gösterecek. B kapısında ısrar mı edeceğiz? Yoksa A kapısını mı seçeceğiz? Değiştirme stratejisini uygulayacağımız için kapımızı A kapısıyla değiştiriyor ve kazanıyoruz. Son olarak bir de C kapısıyla başlamış olsak ne olurdu ona bakalım. Sunucu B kapısını açacak, arkasında bir şey yok. Değiştirme stratejisini uyguladığımız için A kapısını seçeceğiz ve yine kazanacağız. Şimdi bu söylediklerim hakkında biraz düşünmenizi istiyorum. Değiştirme stratejisi uygulayacaksak yarışmayı kaybetmemizin tek yolu ilk denememizde doğru kapıyı seçmiş olmamızdır. Ama ilk denemede doğru kapıyı seçmemizin olasılığı sadece üçte bir olduğu için değiştirme stratejisi uyguladığımızda yarışmayı kazanmamızın olasılığı üçte ikidir diyebiliriz. Kapıyı değiştirdiğimizde kazanma şansımızın iki katına çıktığını görüyorsunuz değil mi? Açıklamayı gördükten sonra bile aklınıza hala bazı sorular takılmış olabilir. Yani sunucu arkasında ödül olmayan kapıyı açtığında geriye iki kapı kaldığına göre kazanma şansımız neden yüzde elli olmuyor diye sorabilirsiniz. Bu sorunun cevabı için kapıları iki gruba ayırmak istiyorum. Birinci grup sizin grubunuz, diğeri de diğerlerinin grubu. Sizin grubunuzdaki tek kapı seçtiğiniz ilk kapı. Diğer iki kapı diğerlerinin grubunda. Henüz herhangi bir kapı açılmamışken sizin grubunuzun kazanma olasılığı 1 bölü 3 iken e, diğer grubun kazanma olasılığı 2 bölü 3. Bunu da iki kapı arasında 1 bölü 3 olarak eşit bölebiliriz. Sunucu bir kapı e, açtıysa eğer ne oluyor? Elinize bir bilgi geçiyor. Ödülün diğerlerinin grubundaki kapılardan birinin arkasında olmadığı bilgisi. O kapılardan birinin arkasında değil. Peki bu durumda açılan kapıya ait olan 1 bölü 3 kazanma olasılığı nereye gitmiş olabilir? Kaybolamaz. Çünkü ödül kazanmanın olasılıklarının toplamı her zaman 1 olmalıdır. Açılan kapının 3'te 1'lik bu kazanma olasılığı sizin grubunuza gelemez. Çünkü siz bu kapı hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. O halde bu kazanma şansının hakkında bilgi edindiğiniz diğer grubun açılmamış kapısına geçmesi lazım sizin grubunuzdaki kapının kazanma olasılığı hala 1 bölü 3. Toplam olasılığı 2'ye bölemiyoruz. Çünkü diğerlerinin grubu hakkında daha fazla bilgiye sahibiz. İşte Monty Hall problemi budur arkadaşlar.